Eyüp'te Ramazan coşkusu bir başka yaşanıyor. Eyüp halkı her gün evlerinden getirdikleri yemeklerle piknik sofralarında iftar yapıyor. Meydanda piknik yapan halka mikrofon uzattık ve iftar menülerini sorduk. İftar menüsü neler hazırladınız? Bugün iftar menüsü böreğimiz var, kıymalı, peynirli, künefemiz var, bamiyemiz var, zaratamız var. Kızartmamız var, patates, patlıcan, biber, kabak. Peki iftar sofrasında kızartmayı yemeyi sever misin? Çok severiz. Ağır geliyor mu? Aile olarak çok severiz. Kararında, azı karar, çoğu zarar, ortası yarar. Köftemiz var, tavuk köftemiz, patates kızartmamız, revanimiz var, ileride baklavalarımız var. Peki içli köfte iftar için sizce ağır değil mi? Vallahi biz alışık olduğumuz için, bizim yöremizin olduğu için. Nerelisiniz? Ben Maraşlıyım, arkadaşım yaptı Hülya Hanım, o da Malatyalı. Pide herhalde Ramazan olmazsa olmaz değil mi? Allah'ın izniyle evet. Sahurda pek pide mi yersiniz? Çoğunlukla. Sahurda da iftarda da. Zaten normalde ekmek yiyoruz. Ramazan'ın özelliği pide olduğu için daha çok pide kullanıyoruz. Meydanda yapılan iftarın ardından keyifli vakit geçirmek isteyen halk soluğu fesanede alıyor. Neler yok ki burada? Tatlıcılar, lokum ve çerez satanlar, macuncular ve bir de Nasrettin Hoca. Gönüllere mutallik ve şefkatlere de şevki versin. Sevgiyi verdiği gönüllere sıcaklık versin ki fesaneye gelen bu insanların sıcaklıkları cümle alemin gönüllerine ferahlık versin. Ramazı şerefiniz hayrolsun. Ramazan'da mutluluk gönlünüze de olsun. Peki özellikle Ramazan'da çocukların severek tükettiği Osmanlı macunu nasıl hazırlanıyor? Sizler için işin uzmanına sorduk. 41 tane bitki, 10 tane yalan yapıyoruz kendimiz. Her şey bize ait. Gribe, nezle, branşla asla birebir. Meydandaki en kalabalık kuyruk künefe satan tezgahın önündeydi. Künefe Antakya'dan gelen özel bir peynirle hazırlanıyor ve alıcısıyla buluşmadan hemen önce pişirilerek sıcak sıcak servis ediliyor. İstanbul'da Antakya peyniri bulamayanlar ne yapsın? Hangi peyniri kullansınlar? Bana Antakya'dan getirmek, çünkü en doğrusu Antakya'dan getirmek. Buraya kullanılan peynir o kadar faydalı olmuyor. Dil peyniri kullananlar var. Aynı tadı elde edebilir miyiz? Edemezsiniz. Ne kadar peynir koymamız gerek buna? Normalde 5 kiloluk tepsi 2 kilo civarında bir peynir koyuyoruz. Güzel havayla birlikte Ramazan coşkusunun zirve yaptığı fesanede etkinlikler bayram boyunca devam edecek. Şöyle bir görüntüleri bir baştan geçelim, bir konuşalım. Bir kere toplu yemek yemek, dualarla sofraya oturmak kadar güzel bir şey yok. Orada pozitif enerji açığa çıkıyor. Ama şunlar var tabii ki. Şimdi mesela salatalık, domates çok doğru. Özellikle salatalık bu Ramazan bol bol yiyin, kabuklarıyla beraber yiyin diyoruz iyi yıkamak koşuluyla. Çünkü salatalık bin bir tane faydası var. Susuzluğa, hararete karşı çok iyi. Olmazsa olmazlardan keza domatesle. Bu çok yakından iyi göremiyorum. Dolma mı bu? Sarma. Dolma. Yaprak şimdi, sarma. Yaprak sarma. Daha doğrusu bravo. Evet. Şimdi yaprak sarma esasında az mı yani yağsız kıymayla yapılan ve pirinç yerine bulgurla yapılan bol ekşili bir yaprak yani yaprak dolması daha doğru. Bunda çok fazla pirinç var. Yaprağın kendisi çok faydalı. Kalsiyum var, birçok faydası var ama dikkat etmek lazım. Şimdi beyaz pirinci mümkün olduğunca az tüketelim diyoruz beyaz pirinci. Yanındaki tavuk mudur? Tavuk. Tavuk pilav doğru ama hani tavuk kızartmadan olursa pirinç de çok fazla margarinli veya katı yağlı olmazsa daha iyi. Özellikle artık beyaz pirinci yavaş yavaş bulgura döndürmekte fayda var. Tabii ki pirinç yenilir ama fazla pirinç yerseniz şekeri fırlatırsınız. Devam edelim zeytin. Ben böyle kokteyl zeytinlerini önermiyorum çünkü bunlar çok tuzlu. Ve bunlar daha çok hani meze olarak kullanılan zeytinler. Bildiğimiz doğal zeytin alın. Onu böyle üzerindeki fazla tuzu ve boyayı veya bazılarında konmuş olabilir. Ilık suyla akıtın. Sızma zeytinyağı, kekik ve limon koyun. En doğrusu o. Hatta güneydekiler zahter de koyuyorlar. Bu kavun galiba değil mi? Kaşar peyniri. Tamam. Kaşar peyniri olur. Taze kaşar her zaman için tuzu aşırı değilse... Peynir mutlaka olmalı. Peynir, zeytin bunlar güzel. Keza hurma. Burada duralım.
En olmazsa olmazımız hurma, mutlaka iftarı hurmayla bozun. Çünkü hurma aç bir beden için en kaliteli bir gıda. Uzun uzun anlatmayacağım, daha önce bahsettik. Ama ben her gün 3 tane hurmayla orucumu bozuyorum. Üzerine de zemzem içiyorum, ondan sonra normal. Şimdi bu da şakşuka. Şimdi lezzet süper. Ama o şakşukanın içerisinde bir bardak yanık yağ var. Bu kadar şakşuka için. Şimdi bunu şefim gayet güzel, buna yakın lezzette fırında da yapıyor efendim. Veya yeni çıkan biliyorsunuz bazı elektrikli tencereler var. Onlar da çok az bir miktar yağla bol miktarda patatesi, patlıcanı, birçok şeyi kızartıyorlar. Üzerine de biraz yoğurt ve işte bu şekilde sosu dökerseniz olur. Ama lütfen hem kızartma yiyip sonra midem şişiyor, ertesi gün işte ben kilo alıyorum diye şikayet etmeyelim. Şöyle bir kızartmada bir bardağa yakın yağ da olsa yine iyi. Yanık yağ var, yanık yağ. Devam edelim. Köfte patates, şimdi hele çocuklar varsa iftar sofrası köfte patatessiz olur mu? Olmaz. Şimdi aynı şekilde patates kızartması için de aynı şeyi söyleyeceğim. Patates faydalı bir gıda yiyelim ama bazen püre şeklinde, bazen fırında patates şeklinde yenirse daha doğru. Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını kızartmayı sokmamaya çalışın. Karaciğeri, safra kesesini ve mide ülseri açısından riski arttırmış olursunuz. Devam edelim. Şimdi tabii köfte patates de güzel. Buradakiler lokum mu bu? Çekme helva. Şimdi vallahi hakikaten çok lezzetli, doğru ama şöyle düşünmek lazım. Tok karnı tatlı yemeyin. Çünkü çekme helva evet çok lezzetli. Hele Tokat yöresinde galiba çok güzel yapılıyor çekme helva. Şimdi içinde un var, yağ var, şeker var. 3 tane şişmanlatıcı madde var içerisinde. Dikkatli olmakta fayda var. Bir tane ağız tadı için aldınız, hiçbir şeyde zarar yok. Tek bir tane ve tok karnını olmadan alırsanız yiyin, afiyet olsun. Ama 4-5 tane tok karnına yemeyin. Cezerya çok faydalı. Tabii biraz şeker var içinde olabilir ama esasında şekerin en çok havuçtan alıyor. Cezerya'daki o Hindistan cevizi, fındıkları, fıstıkları, havuç ezmesi. Bütün bunlarla cezerya çok şifalı bir tatlıdır. İçindeki baharatlarıyla da ben cezeryanın abartmadan tüketilmesini öneririm. Cezerya kesinlikle faydalı. Üzüm çok çok iyi ama son dönemde diyoruz ki özellikle de çekirdekli üzüm olursa daha da iyi. Hello, mesela İzmir'in, Manisa'nın Sultaniye üzümü çok lezzetlidir, güzel yiyin ama çekirdekli üzüm daha sağlıklı. Bu nedir, bunu tam göremiyorum. Boğaça, açma. Ha işte en büyük zaafımız bu şeyler, hamur işleri. İçinde beyaz un var, margarin var, bir de şarküteri içinde işte sucuklar, sosisler vesaireler var. Açma pek akıl kârı bir yiyecek değil. Direkt şimdi açma bir de aşırı mayalı, kabarık kabarık. Çok mayalı yerseniz eğer efendim, daha sonra bir reflünüz artar, alerjileriniz artar ve köpürür içinizde. Fazla mayalı gıda, özellikle sahurda bu açmalar, poğaçalar, kekler pek akıl kârı değil. Yufka böreği. Şimdi börek ve kızartma, oh şifa olsun, ne diyelim, biraz daha göbek olsun börek ve kızartma. Ama şu börek tepsi böreği ise kabul. Pide doğru, vatandaş haklı, pidesiz Ramazan olmaz. Ama pidede bir şeye dikkat, çok kabarık bir pide ise içindeki beyaz şeyleri, içindeki o beyaz fazla hamurunu birazcık alabilirsiniz. Yine bakın kızartma çıktı karşımıza. Oysa aynı biberler çok güzel haşlayarak veya fırında veya közleyerek daha lezzetli oluyor. Besin değerler açısından daha iyi. Dur dur dur. Bu lokma mı bu? Ha, İzmir lokması. Buyur. Şimdi tamam yerken çok iyi. Ama bu ne oluyor? Cosur cosur yağda kızarıyor. Bir de üstüne şurup. Şurup olsa iyi. Ucuz lokmacılar üstüne glikoz şurubu döküyorlar. Hani eskiden şekere dikkat diyorduk. Şimdi şekere aman razıyız, daha iyi diyoruz. Çünkü glikoz şurubu. GDO'lu mısırın şurubu. Çok tehlikeli bir şey. Aman dikkat. Eğer böyle bir lokmayı yedikten sonra ağzınızda tuhaf bir tat kalıyorsa, bir tuhaf oldu ağzım, bu tatlı benim biraz midemi ekşitti, köpürttü diyorsanız bu tatlıda sorun var. Kızartma, hamur işi tatlılar pek akıl kârı değil. Yine bir kızartma geldi karşımıza. Aslında içli köfteyi güneydeki hanımefendiler inanılmaz lezzetli haşlayarak da yapıyorlar. İnanın harika yapıyorlar. Lütfen haşlamasını yiyin. Sonuçta besin değeri açısından az yağlı kıymayla, kuş üzümüyle, fıstıkla, tarçınla gayet güzel de besin değeri. Ama lütfen kızartma olmasın. Revani mi, kek mi bu? Revani bu. Revani diyorlar. Peki biz bunu esasında şöyle, yenmez bir kek de yenir. Ama
İnanın ki tam buğday unundan bol tarçınlı, bol fındıklı, cevizli, meyve özlü bir kek de kalori değeri daha düşük, antioksidan daha yüksek ve inanın da çok da lezzetli oluyor. Beyaz una ve margarine lütfen dikkat edelim. Sonradan acısı çıkıyor şeker hastalığıyla ve sindirim hastalıklarıyla.